Hepinize merhabalar. Bodrum Film Festivali'ndeyiz. Muhteşem bir festival geçiyor. Oyuncular, yapımcılar, yönetmenler, herkes burada. Ve Meksika Açması filmini yakaladık. Filmin başrolcularını yakaladık. Anlatan adam Fazlı Polat ve Mesut Süre bizimle. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar, hoş bulduk. Çok heyecanlıyım. Filmin afişini gördüm, fragmanını gördüm. Çok beğendim. Elinize sağlık. Zaten aslında bir podcast'ten sinemaya dönüşen bir proje bu. Önce podcast'ti, sonra sahnelere gitti. Şimdi sinema perdesinde izleyeceğiz. Bu süreci sizden dinlemek istiyorum. Nasıl gelişti? Siz nasıl bir araya geldiniz öncelikle? Biz Fazlı'ya ta üniversiteden 20 senelik arkadaşız. Hikayenin başlangıcı. Biz sokakta karşılaştık. Üniversitede arkadaşız. Anlatan adamı da mülakatla aldık. Anladınız, arabamızın önüne çarptı ona. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun dedik, bir şeyler anlattı. Burada görüyorum falan dedi. Bak, rahat bir insan hayatla ilgili. Biz üniversiteden arkadaşız, ikimiz de radyocuyduk zaten. Anlatan adamla da bir televizyon kanalında stand-up programında iki ayrı komedyen olarak sahne almıştık. Oradan tanıyordum ben. Orada o zamanlar stand-upçıydı, komedyendi. Şimdi olduğu gibi. Sonra... Şimdi onunla ilgili o kadar güzel şeyler söyleyip ben de sadece üniversitede yakansızlık gibi ben arkadaşların yanında tutuyorum. O da heyecanlı söylüyor. Ben zaten... Tek özelliğim aynı üniversitede gibi. Hayır, estağfurullah. Kendisi şu an... onların hepsi daha iyi yerlerdi şu an. İnanır mısın? Evet. Bir tanesi evimize temizlik yapıyor. Evimize sağ olsun, iş verdiniz. Tadim sağ olsun. Adama ne güzel sahiplerinden bahsettim. Hayır, sen, ama gerçekten benimkisi öyle. Sen öyle ama zaten sen şimdi çimen şov yapıyorsun. Bayağı aldı yürüdüm. Evet, başlangıç olarak gerçekten de öyle. Yani biz üniversiteden arkadaştık. Ondan sonra Mesut zaten neler yaptığını anlatır herhalde. Bir Rabarba radyo programı var benim. Onun Rabarba Talk YouTube versiyonunda bir bölüm beraber çektik. Ve çok izlendi, çok sevildi insanlar. Aramızdaki bu çatışmayı üçe bölünebilme halinde. Sonra dedik ki bir podcast yapalım hep beraber. Öyle başladık aslında. Biz de şaşırdık. Yani Rabarba 15 yıllık bir radyo programı. 15 oldu değil mi? Evet, 15 oldu. 15 yıllık bir radyo programı. İşte bunu videoya taşıyalım dediğinde biz Fazlı'yla merhaba merhaba deyip kameranın önüne çıkmıştık. İlk defa yani. Evet. Evet. Hemen ya. Merhaba dedik. Çıktık. Diğerlerinden görüşseydin belki kamerada çıkmıyorsun yani. Hatta o saçma sapan şu an acayip iyi arkadaşlar. Çok sıkılar da o zamanlar ilk defa tanıştıkları için Anlatan bayağı sinirlendi Fazlı. Evet. Kameranında yani. Çok opasız bir insan. Fazlı'nın hayat görüşüne inanamadı yani. Anladın mı? Bir insan nasıl böyle düşünür diye sürekli kuruldu. Ya psikolojik olarak İlk ego, süper ego diye bir şey var ya, tamamen onları yerine getirmişiz aslında biz farkında olmadan. Bu yüzden bence bir denge oluştu. Meksika Açması bu yüzden tuttu. Yani toplumsal bir konuyla alakalı, şöyle olsaydı ne olurdu? Bir isimli bir konsepti var Meksika Açması'nın. Bir anda kendiliğimizden üç farklı fikre ayrılabiliyoruz. Ben biraz daha orta yolcuyum. O daha medeniyet tarafında. Son iki ihtimal ediyorsun. Evet, ben de biraz daha karaktersiz gibi. Biraz ondan yanıyor, biraz ondan yanıyor. Ama normal hayatta da karaktersiz. Normal hayatta nasılsa öyle diyelim yani. Yani. Orada da çok bir karakter yok ama biraz ona hak veriyorum, biraz ona hak veriyorum. Filmimizde de en azından podcast'ten bizi dinleyen şu an 20 milyon üstünde insan var. Onların tam olarak dinlediği şeyi bulduğundan bir film çektik. Peki podcast'ten sahneye çıkardınız bunu. Sinema fikirlerden geldi. Valla çok sevdiğimiz dostumuz, arkadaşımız ve yapımcımız sevgili Muhteşem Töz'ün bir... Ona da hakikaten buradan bir kez daha teşekkür ederim. Evet, hakikaten öyle. Değerli bir adam. Ya o da bir Meksika dinleyicisiymiş ve zaten yani benim şöyle bir duruşum var, duruşum değil yani böyle bir durumum vardı. Sinema yapmadan ölürsem gözüm arkada kalacak diyordum. Mesutlar da diyorlardı ki biraz daha bekleyelim falan. Sonra dedim ki ben öleceğim oğlum, yaşım bayağı geçti yani. Bekleyelim, ölürsün yani. Yapmayız. Sonra Muhteşem de ya böyle bir konseptle... Ama nereye geldi onu da söyleyelim bence. Meksika Açması'nın sahneleri var bu arada. Evet. Sahneyi izlemeye geldi. Onu da deliktesek. Evet. İlk sahnelerimizin de şeylerini söyleyelim mi burada? Biletleri kaçtan satıyorduk? Doluyor 22 muydu? Ekim'de İzmir'de biletleri gittik. Ne kadar saçma, duralım adam anlatıyor. Evet, yani nereye geldi? Evet, evet. Şimdi önce podcast'e başladıktan sonra herhalde bir 12 bölüm, 13 bölüm gitmişiz. Sonra sahneye koymuyor. Normalde bir sahneye kendi oyunlarımız, stand-up'larımız çıktığımız için böyle bir alışkanlığımız var. Yani biz sahneye çıkıyoruz normalde de. Yani ayrı ayrı stand-up'larımızda. Mesut Süre ilişki testi yapıyor 6 senedir. YouTube'da yayınlanıyor. Sahneye çıkıyor. Seyircili yapıyor. Sözü olan başkasını anlatıyor. Fazlı çimen yapıyor. Hep seyircili. Yani üniversite arkadaşım. İnsan. Ona benim size karşı.
Fazlı Polat. Mesut Süren'in üniversite arkadaşı. Wikipedia'da yazar. Sahneye başladık biz ve Meksika açmazını sahnede insanların önünde yapmaya başladık ve bir baktık ki abi yani şükürler olsun böyle 750-750, 1000-1200-1200 yani salon ne kadarsa o kadar. Meğer muhteşem bizim oyunlarımıza tek tek hiçbirimize haber vermeden oyunlarımıza gelmiş. Meksika açmazına da haber vermeden gelmiş, kafasında bir şey kurgulamış. Bize böyle bir yani bu adamlarla beraber bir şey yapar mıyım diye böyle bir kendi içinde bir değerlendirme yapmış. Geldi, biz zaten hemen o anda atladık yani. Çünkü ömrü az kaldı. Bir tane yorum okudum internette bir yerde. Size teklif geldiğinde insan bir durur, düşünür. Sinema dik durur. Sonra der, erteler falan diye. Yani biz toplam 120 yaşındayız. Hatta fazla erteleyecek bir halde yok yani. Meksika açmazıyla sinema perdesinde izlediği Meksika açmaz arasında ne fark var? Aynı ruh olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bir de bir metne senaryoya bağlı kalarak, bayağı 93 sayfa senaryo yazıp gittik buradan, bağlı kalarak içinde doğaçlama yaptık bu arada. O yüzden bizler de kendimiz oynuyoruz. Ben Mesut Süre'yi anlatanı fazla yok. Kendimize oynadığımız için kendi tepkilerimiz, kendi sinirlenmelerimiz. Ama ana metne bağlı kalarak, senaryoya bağlı kalarak bir de derdimiz... Bu filmi, bizi çok insan biriktirdiğimizi düşünüyorum ben sen. Bu film kafamızda kadar izlenirse bunun ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü yapmak. Çünkü her açmaz aslında bir dramatik çatışma sinema dünyası içerisinde. Ve biz 77 bölüm 250'den fazla açmaz konuştuk yani. Ve açmaz dediğimde bizi ilk kez izleyenler için söylemiş olayım. Şöyle bir şey soruyorum mesela. Eşin bir yazılımla flörtleşiyor, yazılımla. Balkona gidiyor. Hiç ilişkinize ödün vermiyor ama uykusu da ödün veriyor. Sen buna bozulur musun? Böyle şeyler soruyoruz birbirimize. Filmde değil ama. Normal Meksika'nın içerisinde. Sana açmaz soruyorum. Bozulur. Tamam işte ya, neden bozulursun? Altan diyor. Evet, oradan gidiyoruz. Herkesin kendi. Evet, ya da mesela yani parayla ilgili bir örnek vereyim. İşte arkadaşından aldığın borcun nasıl harcandığı seni ilgilendirir mi gibi. Ben senden evet. 15 bin lira aldım. Tamam, çok zor günlerim dedim. Sen de verdin. Bir baktım, ben köpeğime terbiye yaptım. Story yapmışım. Demişim ki 15 bin liralık terbiye. Mis gibi oldu canım köpeği. Neden ama? Ben sana demişim ki bir ay sonra versin. O bir ay sonra veriyor abi. Mesela Aralık'ta vereceğim diyor, Aralık'ta veriyor abi. Şöyle oluyor, birisi diyor ki uyuz olurum, birisi diyor ki uyuz olmam. Sonraki akşam edip bitiriyoruz programı. Değil de böyle, iyi akşamlar diye bitiriyor. Dünya sinema tarihinde hadi iyi akşamlar diye bitiriyoruz. Çünkü kepenkleri deri. Genel olarak şöyle bir beklenti var bizim izleyenlerimizden, dinleyenlerimizden, biriktirdiğimiz insanlardan. Yani biz filmin içerisinde acaba sadece işte sahnede açmaz konuşacağız ve sonra bunları hayal edeceğiz ve bunları yaşayacağız mı falan gibi. Film gibi. Evet. Yani gerçek bir hikayesi var. İçinde tabii biz açmazlara düşüyoruz. Böyle açmazlar skeçlerden mi oluşuyor diye bir algı var şu anda filmde. Filmi izleyenler zaten bunu görecekler ama hani gitmek düşünenler için söyleyebilirim. Normal, başı sonu olan normal bir film, akan bir film. Ben filmi şey gibi düşünüyorum. Hani böyle akşam eve gelirsin, televizyon açarsın, herhangi bir Yeşilçam filmine denk gelirsin ve izlemeye devam edersin ya sonuna kadar. Tam öyle akan, çok keyifli izlenecek bir film olduğunu düşünüyorum. Podcast'ten sinema bayarsın. Evet. Onu kendi aramda söyledik ama geldiği yayında söyledim. İlk değilse de sonra patlamıyor. Gerçekten yok mu? Öyle. Türkiye'de kesin yok, onu biliyoruz da. Yani başka ülkelerde... Bir Azerbaycanlı yok. Yani abi tek tek konuşalım. Ufak tefek böyle çok... Almanya'da bir arkadaşı mı? Cibuti'de 3 adam yapmıştır filan, onlar sayılmaz da yani çok böyle önümüze düşen yok benim. Benim Almanya'da bir arkadaşlarım var, onlara da sordum var mı diye, yok dediler. Fragmandan beni çok izliyorsun, çok eğleneceğiz. Elinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Akışta bir değişik geldi bana. Normalde Türkiye'de sabittir. Yüzler çıkar, herkes bir şaşkındır. Film akışları öyle çıkar, şimdi değişik olmuş. O sürece de merak ediyoruz onu. Teşekkür ederim. Şimdi, bu afiş şöyle oldu. Biz dörde indirgedik afişleri. Çok fazla afiş yapıldı. Biz dörde indirgedik. Sonra dedik ki biz bunun kararını biz değil, seyircilerimiz yani. Meksika sonuçta bir aile olduğu için birlikte karar verelim diye sosyal medyada paylaştık. Ve bu dört afişten şu andaki hali hazırda kullandığımız afiş en çok beğendi. Hatta %95 oranında trend topik oldu o gün. Seyirci de bunu isteyince biz de hayır dedik. Biz başka bir afiş kullandık. Sonuçta demokrasi yok yani. Tabii ki. Şey mi kaldı yani? Aynen işte ya. Allah. Biz fikrimizi sorduk. Uygulayacağız demedik. Yani. Ya Meksika açmazı izleyicisi abi sağ olsunlar biraz böyle fanatiklerdir yani. İşte oyun esnasında
X bir şehire gittiğimizde 4. bölüme, yani 77 bölüm olmuş, 4. bölüme atfen bir şey söylüyorsunuz. Yani o 100-200 kişi sadece onu anlayıp gülüyor falan. Yani öyle bir duruşları vardır. Abi hepsi birden döp dedi ya. Geri teknik olarak aslında düşündük. Yani yüzümüzün göründüğü, biz sonuçta hani sinemaya giden insanlar hani yüzümüzü görsün. Aa, onların filmi varmış desin gitsin diye. Çünkü şu andaki afişte yüzümüz çok gözükmüyor. Profil değil de biraz uzağa. Normal teknik olsa yanlış bir şey. Ama ben biraz büyük bir avantaj çünkü. Halıyı çok seven insan giyilir. Biraz halıya güvendim ben işte. Halıyı iyi aldın. Abi İran'da hiç bile izlemiş. Film İran'da bir konu. Aslında size avantaj çünkü sizinle birlikte aynı dönemde çıkan sinema filmlerinin hepsinde muhtemelen aynı şeyi görürüz. Hep bir yenilgünlüğü olacak. Bu sinemacın, yani sinemaya giden izleyicinin mutlaka dikkatini çekeceksiniz o gece. Evet, yani ya dikkatini çekeceğiz ya da hiç çekmeyeceğiz. Onun arasında bir afiş oldu. Yani çok önemli filmler giriyor aslında bizim öncemizde, sonramızda. İnsanların sinemaya gitme refleksini tekrar kazandığı bir dönemde girdiğimizi düşünüyoruz. Umuyoruz ki her şey güzel gidecek. Madem bu sektörden bahsediyoruz şu anda, çok büyük filmler geliyor. Siz mesela dijital hayatınıza girmişti. Dijital geldi, sinemalar bitecek dediğiniz anda dijitaller gitmeye başladı sektörde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yeni dönem sinemayı? Çünkü ben aslında yeni dönem diye konuşmayacağım. Çok büyük filmler geliyor. İnanılmaz büyük bir rekabet var. Evet, tekrar bir dönüş var. Ben zaten şeyi hatırlıyorum. Pandemi döneminde tam böyle hepimizin evde durduğu bir dönemde bir çocuk Twitter'dan sadece bir sinema salonunda bir koltuğu paylaşmıştı ve 50 bin kişi fallamıştı. Evet. Çok özledik sinemaya gitmeyi diye. Şimdi tekrar o kültür geri geliyor çok büyük yapımlarda diye tahmin ediyorum. Bence de iyi bir tarife gidiyorsun bu arada. Evet, iyi yani. Abi bu iş Aras da işi ya böyle. Yani bir yerde tek bir kuyumcu olursa işte oraya kimse gitmez ama 50 tane kuyumcu yan yana olursa falan hesabı ya bu. Yani yavaş yavaş bütün büyük filmler aynı anda gitsin. Önemli değil abi. Yani sonuçta daha fazla izleyiciyi çekecek ve daha büyük bir alışkanlık oluşacak diye düşünüyoruz. Yani tekrar oluşacak. Sinema yani. Birlikte izlemesi kimlikli değil ya. Yani biz hani demiştin ya sen niye sinema yapıyorsun? Hani sinemanın bence yapma sebeplerinden bir tanesi kalıcılığını çok seviyorum. Yani bizim podcastlerimiz şunlar bunlar. Yıllar sonra ya açayım da işte Meksika Açmaz'ın 13. bölümünü dinleyeyim. Çok zor. Ama film öyle değil. Tabii programlar öyle yani. 6 yıldır yapıyorum. 2019'u geç kesin izleyeyim de ne güzel bir dizi. İnsan yok ama sinema filmi öyle değil. Yani sinema filmini de işte hep bir arada izlemek. O pandemide bunu hakikaten çok özlemini yaşadık hep birlikte. Evde tek başına gülmek çok doğrudur ya bir şey izlerken. Kim evde kahkahalarla bir şey güzel? Meksika Açması podcast'ı dışında. Çok bu. Ama ama sinema öyle işte, sinemada birisi izlerek buna getiriyor. Yani bazı diyor ki sinemaya gidin dışarı bekliyorsanız kurt kapatıyor. Ne diyorum abi, portala gidecek diye güvenmeyin, sinemaya gidin. Gözün yediklerim, gel sinemada izleyin. Oyunda da var en yakın. Abi oyun çok var ya. Ekim ayı içerisinde bir sürü oyunumuz var. İzmir, Ankara, İstanbul oyunları. Böyle şeyleri her ay diyoruz zaten evet, evet. Sen geldiğin için. Meksika'nın herhalde her ay 6-7 tane oyunu var. Birçok şehirde var abi. Yani bizim için 15 sene oldu da sektörde. En azından radyo programı başladı, komedi yapmaya başladı. İlk senaryosunu yazdığım ve başrolünde oynadığım iki arkadaşım var. 3 başrolümüz bu filmde. İlk film de İçime sindi. Yani kendi de mizahımı yansıtabildiğimi düşünüyorum. Sözüm de yapılıyor. Yönetmen kimdi? Alper Mesci. Alper Mesci. Görüntü yönetmeni Sami Saydan, yönetmenimiz Alper Mesci. Yapımcı muhteşem gözüm. Onlara bir kez daha teşekkür ederiz. Bu arada Alper Mesci'nin de ilk komedi filmi olacak değil mi? Yok, Alper Hoca'nın daha önce kanalizasyon var. Vardı galiba. Dikkat Şahan çıkabilir de çalıştılar Şahan. Evet evet. Yap Bakar'la beraber. Alper Mesci'nin çünkü direkt hatta korkmuştur. Evet. Tabii. Son dönemde öyle. Ama eskiden Alper Hoca, eskiden televizyon dünyasının daha önce çocuklarından bir tanesi eski zamanlarda. Yani o şok programları, ATV'deki o şoklar. Şahan, Dikkat Şahan çıkabilirler. İşte Beyaz Şovlar, Okan Bayülgenler falan. Esas oradan gelme yani Alper Hoca. Biz de filmde zaten 12 dakika dönüyoruz. Kamera çok yakın ve çok böf diye. Hayır, kendini böyle şeyli hissetmesin diyor. Yabancını çekmiyor. Aynen kısmı bir yerde böf. Olur diye olur. Ben son bir şeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani hakikaten podcast'ten sinemaya uyarlanan ilk film Meksikacılar, az önce anlatanın anlattığı gibi Meksika Açması için aile. Biz bunu sahnelerde yakından görüyoruz. Yani biz her sahneden sonra da fotoğraf çekiliyoruz. Orada birebir zaten iletişim kuruyoruz. Biz bu filmi yaptık ama bu filmi Meksikacılar hep birlikte yaptık gibi hissediyoruz. Ya onların sahiplenmesini çok istiyoruz.
ve sahipleneceklerine de inanıyoruz çünkü gerçekten de çok sevecekler. Arkalarında duracakları bir film. Filmi hep birlikte izletirsek güzel olur. Çok büyük faaliyet. Max Kaçmaz'ın ilerler zaten gidecek. Solu. Ama Max Kaçmaz'ın bilmeyen, daha önce izlemeyen her halde olduğunu söylüyorum bunu. Yani, çekime geldiklerinin ne bulacağı da söylersek en azından bu dünyayı bilmeyen, bu aileyi bilmeyen insanlar da en azından ne diyeceklerini. Yemin ediyorum sana. Normal. Cep dizi tarafı olur mu? Allah bir de. Bak şey desin de evladım. Bir komedi filminde kaç kere gülersen sen iyi film dersin. Çağrı soruyorum. Ortalama soluk galiba 8-10 diyebiliyorum. 8-10 mu? Büyümüş lan. Biz de eğer o gün kendini iyi hissediyorsan, komik şimdi dediysen o gün... Ya uykunuzu alıp gelin, top gelin. Bak yemin ediyorum eğer sana... Eğer gülmezseniz YouTube'dan video seyretsiniz böyle yaşlıyken. Eski podcast yaratacağız sinemada o anca. Onu geçeceğine çok eminim. Ben en az 15 kere çok sesli kahkaha atacağınızı ve çok komik bir film olduğuna bak. Adam 8-10 bir geçiyor. Nerede baksana 15 dedim böyle tatlı konu. Yok yok bekliyordum öyle bir şey bekliyordum sen de. Tabii tabii. Emin ol daha fazla olacak. Ne bekliyorlar dedi ya. Başı alıp tekrar hani sen. Aynen hiç. Bizi tanıyanlar biliyorlar zaten. 3 diyebilirim ben. Bir şey değil mi? Abi sen sıfır de. Biz herhangi bir şey değil. Daha fazla diyelim. Sıfırdan çok. Sıfır Allah. Ben kendi içime siren şeyi söyleyeyim. Bu filmde bilmediğimiz bir dünyayı yazmadık. Polis yok, silah yok, adam kaçırma yok, bir şey yok. Mafya yok mu? Yok abi. Aa, hiç olmadı. Enteresan kısmı var abi. Evet. Bir komedi filmi düşün ki içinde mafya yok, düğün yok. Sonra... Ben isteme yok yani 2,5-3 günde kapanıp yedim. Koşturmaca yok bak onlar. Gerçek hayat gibi çok büyük şeyler olmuyor. Ama böyle asabımız bozacak, bizim eşeğimizdecek ufak tefek şeyler oluyor. Ben zaten kendi izlemek istediğim sinema şekli de böyle dünyaları kurtarmayan, gerçek hayatta çok benzeyen küçük şeylerin olduğu günlerde. Onlardan birini yaptığımızı çok. Filmin içine gireceksin abi. Sonra filmden çıktıktan sonra hiç onun zamanı nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Sadece bir de son bir şey söylüyorum. Çok güzel bir şey dedim. Meksikacılar izleyecek ama Meksikacılar dışındaki insanlar neler düşünecek? Meksikacılara şunu söylemek istiyorum. Hiç bizi bilmeyen birisini sinemaya götürürseniz mahcup olmayacağınıza eminim. Öyle diyebilirim. O zaman her Meksikacı bir şey ol. Ama böyle de duvarlar duvarlarla bir ayrıca 5 tane bal. Herkes bir şey götürsene. Bir tane şu elimde görmüş oldunuz diye. Sen bitir abi kapatalım. Ben demek istiyorum. Meksika açmazını... Proje olarak Meksika açmazını tutmasının gerekçelerinden bir tanesi şeymiş. Biz bunu aslında yolda öğrendik. Biz hoşumuza giden ve kendimize alıp gösterdiğimiz bir şey yaparken sevgili dinleyenler, izleyenler bizim açmazlarımızı evde oyun haline getirmişler. Ev oturmalarında sen olsan ne yapardın diye konuları yazmışlar kağıtlara. Bunları bizlerle paylaşıyorlar. Yani sürekli bize bunlarla ilgili mesaj atıyorlar. Şu anda avukatlarımıza görüşüyoruz. Telif alıyoruz onu. Hepsini süründüreceğiz falan. Bir çaba da göze aldım dedi. Bak tabii. O yüzden çok az kişi kaldık. Sinemalar öldü. Dışarıda kim varsa gelsin. Aynen. Anlaşmaya gidiyoruz. 3,000 lira alıyoruz hepsinden. Çok güzel bir aileydi. Böyle geçiniyoruz şu an. Abi filmde de böyle. Yani filmden çıkınca insanların sen olsan ne yapardın diyebileceğiniz birkaç bir şey atıyoruz ortaya. Yani filmin içinde de böyle 3-4 tane 5 tane açmaz var. Yani ben bu durumda olsaydım ne yapardım gibi böyle filmin sonrasına da bıraktığımız böyle birkaç tane konu var. Mizah dışında. Benimle evli olsam kendine soru sorarım. Neden bu kadar yakışıklısın gibi bir şey sorar. Senden gözlerimi alamıyorum. Nasıl? Sana çok heybetlisin. Ben başka bir şey bulamam. 5 milyon izlenmeyi nasıl başardın falan. Böyle sorular mesela. Böyle sorular istiyoruz. Şimdi gerçekten ne sorardık galiba? Devamını yapmayı düşünüyor musun? Şimdiden. Çok mu lazımdır? Şimdi mesela bu da güzel soru. Herkes bildiği için oturun oturdun sen. Şimdi ben ve... Vallahi biz yok değil, ders hazır değil ama burada şöyle söyleyeyim 42 yıl attım. Ben küvenimden beri sinemayı bitirdim. Evet düşünüyoruz abi düşünüyoruz yani hararetle düşünüyoruz şu an. Ya çünkü iyi bir şey çıktı abi. İyi bir şey çıktığı için devamının da gelmesiyle ilgili bir umudumuz var yani. Evet ben o inşallah. Meksika 5, Meksika 6'yı çekmek inşallah. Önce 2 oldu.
Sonra geri dönünce... 1-5-6-3-9-2 Star Wars. Bir daha karışık çekici Star Wars. Kim anlayacak oğlum? 5 deriz. 17 Kasım'da sinemalarda. Evet abi. Sadece sinemalarda. Sadece sinemalarda. Okey, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu arada nefes söylesiniz. İyi ki sinema portfolyo oldu. İyi ki de olduk, evet. Gerçekten çok merak ediyorum. Ben bir Meksikacı değildim. Ama bugün de tuhaf Meksikacı. Aa, açacağım, dinleyeceğim. Ve izleyeceğim. Mutlaka izleyeceğim. Abi birden başlarsan... Kalayı çağırsanız yanımdan sinema. Abi tabii. Abi dedik ya. Para vermek. Biz de programı niye yapıyoruz ki falan. Tabii tabii. Çok eğlenceli bir bu arada. Eyvallah. İkincisi de ayrı olsun. Ben size söyleyeyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel olacak. Orada basın gösterimi de var. Oraya da davet et, kahvaltı falan bunu da yazsın. Ben çok gittim basın gösterimi. Beni avaça, beni avaça abi muhteşem. Şöyle ki böyle harika oluyor. Filmlerle bahsetmeyi nasıl yapıyorsun? Kahvaltı yapıyorum. Akşam yemeği falan olursa ben veririz. Ayağınız sağlık. Eyvallah. Bir başka Sevaport'ta görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın efendim.